Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle Arı Yayınları 5. sınıf matematik atölyem kitabı ile dersimize devam ediyoruz. Değerlendirme testi 54. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi dik açılı ikizkenar üçgendir? Dik açı olabilmesi için açılarından bir tanesi 90 derece olacak. İkizkenar olabilmesi için iki tane kenarının eşit olması gerekiyor. A'ya geldim. Dik açılı üçgen ama çeşit kenar. B'ye geldim. İkizkenar ama dar açılı üçgen. C'ye geldim. Evet, ikizkenar ama geniş açılı üçgen. D'ye geldim. İkizkenar ve de dik açılı üçgen. Yandaki izometrik kağıda çizilen ABC üçgeninin çeşidini istemiş bizden. Arkadaşlar, tüm kenar uzunlukları farklı olduğu için çeşit kenardır. Ve de şurası geniş açı olduğu için geniş açılı çeşit kenar üçgen oluyor. Yukarıda noktalı zemine çizilen üçgenlerden kaç tanesi açılarına göre dik açılı, kenarlarına göre ikizkenar üçgendir? Bakın, burası arkadaşlar dik açılı bir üçgen. Kenar uzunlukları da baktığımız zaman 3 üçten burası ikizkenar dik açılı bir üçgen oluyor. Buraya geldim, burası 4 birim, burası 3 birim, burası çeşit kenar. Buraya geldim, bu iki kenarımız eşit ve de burası arkadaşlar dik açı olduğu için bu dik açılı ve de ikizkenar üçgen oldu. Buraya geldim, burası 4 birim, burası 4 birim. Burası 90 derece olduğu için bu da bir dik açılı ikizkenar üçgen oldu. Son olarak arkadaşlar buraya geliyoruz. Burası zaten bakın geniş açılı üçgen olduğu için burası da gitti. Toplamda 3 tane dik açılı ikizkenar üçgenimiz vardır. Kenar uzunlukları 4 cm, 5 cm ve 4 cm olan bir üçgenin çeşidi kenarlarına göre aşağıdakilerden hangisidir? 2 tane 4 olduğu için ikizkenar üçgen diyoruz. Aşağıdaki noktalı kağıtta verilen üçgenlerden hangisi dar açılı bir üçgendir? Burası arkadaşlar dik açılı bir üçgen. Burası geniş açılı bir üçgen. Buraya geliyorum. Burası dik açılı bir üçgen. Burası ise dar açılı bir üçgendir. C'yi işaretledim. Dik açılı bir üçgende bir açının ölçüsü derece cinsinden doğal sayı olarak en fazla ne kadar olabilir demiş. Arkadaşlar, şimdi dik açılı bir üçgende şöyle gösterelim. Burası 90 derece oluyor. Buraların açısının arkadaşlar, burası 90 derece olduğu için bu iki açının da dar açı olması gerekiyor. Dolayısıyla en fazla burası oluyor. Bu da 90 derece olduğu için B'yi işaretledim. Yandaki izometrik zeminde verilen noktalar ikişer ikişer birleştirildiğinde oluşan üçgenlerden hangisi eşkenar üçgen olur? Birleştirelim. ABC. ABC. Bu arkadaşlar bir ikizkenar üçgen oluyor. Ben buraya İ yazalım. Direkt baş harflerini yazıyorum pratik olsun diye. FED. FED. Bakın arkadaşlar, tüm kenar uzunlukları farklı olduğu için bu bir çeşit kenar oldu. FAE. Burası arkadaşlar bakın. Tüm kenar uzunlukları farklı olduğu için bu da bir çeşit kenar. Son olarak AED'ye bakalım. AED. Bakın burada tüm kenar uzunlukları eşit olduğu için bu bir eşkenar üçgendir. İkizkenar bir üçgenin kenarlarından ikisinin uzunlukları 6 cm ve de 10 cm'dir. Buna göre bu üçgenin çevre uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar, şimdi iki tane ihtimal var. İkizkenar olduğu için iki tane ihtimal var. Şöyle gösterelim. Şimdi ya ikizkenarlardan bir ikizkenarlar 6'şar 6'şar olacak ya da 10'ar 10'ar olacak. Diğeri de 6.
Buranın çevre uzunluğu 22. Buranın çevre uzunluğu 20. Bakıyoruz 10, 10, 20, 26 yapıyor pardon. Burası da 26 oldu. Hangisi olabilir? 26 olabilir. Yanda verilen dik açılı çeşit kenar üçgen için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? AC 8 santimetre olamaz demiş arkadaşlar. Olamaz çünkü çeşit kenar bir üçgen. Eğer 8 olsaydı veya 6 olsaydı ikizkenar üçgen olurdu. A ve de B şıkkım doğru oldu. BAC 91 derece olabilir demiş. Yanlış. Buraların dar açı olması gerekiyor. Dolayısıyla geniş açı olamaz. Diğer iki açısı da dar açı olmalıdır. Doğru. Yandaki noktalı zeminde verilen KL doğru parçasının uçları verilen noktalardan hangisiyle birleştirilirse dar açılı üçgen elde edilir. Arkadaşlar direkt çizelim. Eğer buradaki D ile birleştirilirse dar açılı bir üçgen oluşur. Ama A ile olsun, B ile olsun, A ve de B ile birleştirilirse geniş açılı üçgen olur. C ile birleştirilirse dik açılı, D ile birleştirilirse dar açılı bir üçgen olur dedik. Yandaki noktalı zeminde verilen KL doğru parçasının uç noktaları ile hangi nokta birleşirse dik açılı üçgen elde edilemez. Bakalım. A ile birleştirirsek dik açılı bir üçgen elde ediyoruz. Devam edelim. C ile birleştirirsek dik açılı bir üçgen elde ediyoruz. D ile birleştirirsek dik açılı bir üçgen elde ediyoruz. Ama B ile birleştirirsek arkadaşlar buradan dar açılı bir üçgen elde ediyoruz. Dolayısıyla B dik açılı bir üçgen olmuyor. Aşağıdaki izometrik zemine çizilen üçgenlerden hangisi eşkenar üçgendir demiş. B şıkkındaki eşkenar üçgen. Burası çeşit kenar, burası da çeşit kenar, burası ikizkenardır. Yandaki izometrik zeminde verilen altıgen içine çizilen üçgenlerden hangisi eşkenar üçgendir demiş. A ikizkenar üçgen. B arkadaşlar eşkenar üçgendir. C çeşit kenar üçgen. D çeşit kenar üçgen. Eşkenar üçgen olan B şıkkımızda. Bir dik üçgende dar açıların toplamı kaç derecedir demiş arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyelim. Bakın üçgenimiz bu şekilde olsun. Dik üçgen olduğu için burası 90 derece oldu. Bu iki açının toplamı üçgenlerin iç açıları toplamı 180. 180'den 90'ı çıkarıyoruz. Bu iki dar açının toplamının 90 derece olacağını bulduk. Aşağıda verilen üçgenlerden hangisi çizilemez demiş. Dik açılı ikizkenar üçgen çizilebilir. Dar açılı çeşit kenar üçgen çizilebilir. Dar açılı ikizkenar üçgen çizilebilir ama geniş açılı eşkenar üçgen çizilemez. Neden? Arkadaşlar, şimdi üçgenin iç açıları toplamı 180 derece. Eğer eşkenar üçgen olursa tüm açıları eşit olmak zorunda. Yani eşkenar üçgende arkadaşlar bir kenar, bir açı 60 derece olmak zorunda. 60 da dar açı olduğu için geniş açılı eşkenar üçgen çizilemiyor. Yandaki noktalı kağıtta verilen şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ABD çeşit kenar üçgen doğru. ADC geniş açılı üçgen doğru. ABC ikizkenar üçgen doğru. DBA dar açılı üçgendir demiş. Yanlış. Dik açılı üçgendir. D şıkkımı işaretledim. Böylelikle arkadaşlar videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.